Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bir gezi videosuyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün Bremen'e gidiyoruz. Açıkçası biraz heyecanlıyım çünkü uzun zamandır hep ikinci, üçüncü kez gittiğimiz şehirlere ziyaret yapıyorduk. Bremen'e hayatımda ilk defa gidiyorum. O yüzden beni epey bir zaman sonra heyecanlandırıyor. Bremen'e ilk yerleşim 787 yılında oluyor. Yani gidiyor bir tane Alman. Nüfus müdürlüğü de kurulmamış o zaman. Beni yazın kardeşim, ben artık burada yaşamaya başladım diyor. Liman ve sanayi şehri Bremen. Bir tane nehir var içerisinde. Zamanla bu nehirin içine ticaret hacmi falan artınca büyük gemiler sığmıyor. Diyorlar ki bir tane liman yapalım biz. Denize en yakın kısma bir tane 1827 yılında liman inşa ediyorlar. Limana geliyor büyük gemiler. Oradan da malları maunalarla, biliyorsunuz o hani yatay nehirlerde hareket edebilen deniz ulaşımı araçları, şehrin içine taşıyorlar. Bremen Almanya'nın en küçük eyaleti. Tek başına şehir ve eyalet. Aynı zamanda İzmir'in de kardeş şehri ve Almanya'nın birçok şehrinde olduğu gibi Bremen'de de en fazla göçmen nüfusunu Türkiye'den gelenler oluşturuyor. Daha önceki Berlin videosunda da anlatmıştım. Şu an Almanya'da aylık 9 euro bilet alarak tüm ulaşım araçlarını Almanya genelinde kullanabildiğimiz için Bremen'e de trenle gideceğiz. Bremen'den herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bremen, Avrupa'nın bahçe şehri olarak geçiyor. Daha şehre girer girmez çok güzel parkları, bahçeleri, çiçekli evleri görebilirsiniz. Şehrin gerçekten mükemmel bir teması var. Şehrin eski yerleşimi, yani Altstadt diye geçiyor Almanca'da. Merkez tren istasyonuna yürüyerek 10 dakika mesafede. Biz şehrin içinde hiç toplu taşıma kullanmadık. Yürüyerek gezdik her yeri. Eğer bir gün ayırırsanız Bremen'in merkezine, bence oldukça yeterli. Yani çok popüler olan yerlerin %90'ını görebilirsiniz. Yine Altstadt dediğimiz eski şehir tarafında sokaklar arasında gezerken bence uğramanız gereken yerlerden biri, hatta bence en önemlisi Böttcherstraße. Burada gezerken arkadaşlar gerçekten sanki böyle 1910'lu, 20'li, 30'lu yıllarda geziyorsunuz. Yani her şey eski, her şey korunmuş. Yani içerisinde modern olarak görebileceğiniz hiçbir kısım yok buranın. Yani Bremen'in bence en etkileyici yerlerinden birisi. Zaten bu binaların tamamı 1920 ve 1930 yılları arasında inşa edilmiş. Tuğla işlenmiş, yani her şey çok özenmiş sanatçılar ve her köşesinde bir sanat eseri görmek mümkün. Ayrıca burada dünyadaki ilk kadın ressam müzesi bulunuyor. Adı Paula Modersohn Becker Müzesi. Yani eğer müze gezmeyi seviyorsanız, sanatla uğraşıyorsanız, şehrin bu kısmında gerçekten birçok sanat galerisi de var. Onları da internetten bulup ziyaret edebilirsiniz. Şehrin nüfusu çok fazla olmadığı için etrafta genel olarak turistleri görüyorsunuz. Biz hafta içi geldiğimiz için kalabalık bir turist ortamı da yoktu. Rahat rahat gezebildik. Zaten arkamda görüyorsunuz, şu an
çok fazla güzel park var. Vese nehrinin etrafında güzel parklar yapmışlar. İçinde nilüferler falan var. Oturup dinlenmek için de, sakin sakin yürüyüş yapmak için de çok güzel bir atmosfer var. Bremen bir liman şehri olduğu için çok sayıda restoran var ve bunlar çok güzel deniz ürünleri yapıyor. Biz iki yerde denedik. Tahmin ediyorum ortalama güzel bir lezzete sahip hepsi. Hatta bizim Türkiye'den Trabzonluların bile deniz ürünleri restoranı var. Yani eğer deniz ürünleri üzerine yemek yemeyi, tatları denemeyi seviyorsanız Bremen bunun için de iyi bir yer. Aynı zamanda bakeraylar var. Bunlar unlu mamulleri bizim Türkiye'deki bu iş yerlerine denk geliyor ve Bremen'e özel bazı ürünler var, çikolatalı. Bunları da deneyebilirsiniz. Aynı zamanda Bremen bonboncusu var. Onlar da şekerleme sevenler için gerçekten çok güzel ürünler satıyor. Aynı zamanda orada üretimini de izleyebiliyorsunuz. Tek üzücü olan benim için, ben her gittiğim şehirde dondurma çok seviyorum ve güzel bir dondurmacı bulup denemeye çalışıyorum, en az bir tane iki tane. Gerçekten güzel bir dondurmacı bulamadık. Bu benim için biraz talihsizlik oldu. Tam Bremen'den ayrılırken bir tane dondurmacı buldum. Fıstıklı çikolatalı aldım. Gerçekten İtalyanlar bu işi iyi biliyor. Bira müzesi var. Oraya gidince gerçekten çok makul bir fiyata müze gezisi yapabiliyorsunuz ve size bir sürü bira denetiyorlar. Eğer seviyorsanız gezi planınızın içinde yer alabilir. Gezmenizi istediğim diğer bir yer ise Şunur. Burası Bremen'in en eski mahallelerinden bir tanesi. Arnavut kaldırımlı sokak ve etrafında 16. ve 17. yüzyıldan yapılma ahşap evlerden oluşuyor. Zaten Şunur'un kelime manası dize demek. Ayrıca sokakta gezerken sadece Noel süsleme ürünlerinin satıldığı bir iş yeri, dükkan göreceksiniz. Onu da gezebilirsiniz. Gerçekten çok tatlı bir mağaza. Onun dışında biz Viertel denilen bir yerleşim bölgesini de gezdik. Yürüyerek çok ilgimizi çekti. Böyle evlerin güzel güzel boyandığı, küçük de olsa her evin bir bahçesinin olduğu, hatta sokakta hayvanları gördüğümüz bir mahalle. Almanya'da bunu ilk defa görüyoruz. Çünkü genelde etrafta pek hayvan olmuyor ama burada insanlar böyle köpeğini kapısının önüne bırakmıştı. Bir iki tane gördük sadece ama yine de güzel bir mesaj veriyor bu bize. Mahallenin ne kadar güvenilir olduğunu gösteriyor. Şöyle bir toparlarsak, Bremen'i gerçekten çok sevdim. Videonun başında da söylemiştim. İlk kez Bremen'e geliyorum. Old Town dediğimiz şehrin eski kısmı. Gezilecek yerlerin hepsi bir arada zaten. Gerçekten çok kısa mesafede yürüyüş yaparak her yeri görebiliyorsunuz. Çok güzel, çok tarihi bir şehir. Ben bayıldım açıkçası. Zaman bulunca böyle kafa dinlemek için, gelip dolaşmak için mükemmel bir yer. Bu güzel meydanın ve binaların arasında çok tüyler ürpertici ve gerçekten etkileyici bir hikaye var. Videonun sonunda göreceksiniz, yerde bir parça siyah taş ve üzerinde bir tükürük. Bu önemsiz taşın şöyle bir hikayesi var. Bir tane Alman kadın var, ismi Margaret. 1813-1827 yılları arasında kendi ailesinden insanlar da dahil birçok insanı siyanürle zehirleyerek gizli gizli öldürüyor. Ve daha sonra bu kadının 35 bin kişinin izlediği bir idam töreni yapılıyor ortaya çıktığında. Bu siyah taşın olduğu yer ise kadının idamdan sonra başının düştüğü yer ve insanlar üzerine hep tükürüyor onu lanetlemek için. Gerçekten çok tüyler ürpertici bir hikaye. Biz de duyduğumuzda çok şaşırmıştık. Bremen için söyleyeceklerim şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bu içeriği beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve zili bildirimi açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizlere çok güzel bir gün, çok güzel bir hafta diliyorum.